Evet, yeni bir Şebnem Ferah albümü Can Kırıkları elimizde. Heyecanla dinliyoruz. En son görüşmemizde Kelimeler Yetisi albümün piyasaya çıkmıştı. Hatta çıkmamıştı ve sen çok merak ediyordun neler olacağını. Bayağı bir değişiklik vardı. Hem uzun bir ara vermiştin albüm yapmaya ve sound çok sertleşmişti. Bayağı sert bir sound vardı. Sound'la birlikte o albümde sen de sertleşmiştin. Yani söylemin de çok sertti, evet. Çok agresiftin. Çok itiraflar vardı kendinle ilgili şeyler ve bunu izleyicilerinle, dinleyicilerinle paylaşıyordum. Bu albüme baktığımız zaman Can Kırıkları'nda o sound aynen devam ediyor. Yani aynı sert sound devam ediyor. Hatta bunda biraz daha sert daha da söylüyorlar. Evet, mesela özellikle vokalin, o sert vokalin bunda daha çok ön plana çıkıyor. Söylem burada biraz farklılaşmış. O albümde çok radikal söylemlerim vardı ve kendinle ilgili çok fazla itiraflarım vardı ve yaşadığın bütün problemleri açık renkli orada itiraf etmiştin. Bu albümde de yine yaşadıklarını itiraf etmiş ama bu albümde bakıyorum da hep bir gitme isteği, hep bir yalnız kalma isteği var. Biraz bu albümü hazırlanırken neler yaşadın onları anlatsana. Ya önce şeyle ilgili bir şey söylemek isterim. Aslında bizim yaptığımız şeyin insanların algılayış biçimi, yani mesela bazı şeylerin sert gelmesi, bazı şeylerin yumuşak gelmesi, dışarıdan algılanışı çok büyük değişiklikler gibi oluyor ama aslında şahsen benim için onlar çok minik değişiklikler. Yani ben her an yarın yine bir piyano eşliğinde şarkı söyleyebilirim. Çünkü önemsediğim şey şarkının en primitif halinin nasıl bir forma kavuşmak istediği. Şimdi o şarkıları yaparken kafamda öyle bir şey dönüyordu, öyle bir form dönüyordu. Sound'undan söz ediyorum. Ve ben bunları planlayarak yapmıyorum. Sözü nereye getireceğim? O zaman o duyguların tam göbeğindeydim. Benden lirik olarak öyle sözlerin çıkması çok normal. Şimdi bu albümümde ise aslında yani o albüm o kadar aşk odaklı bir albümdü ki biraz yani o konudan sıkılmış olabilirim doğrusu düşünmedim de şimdi sen sorunca benim de kafamdan hızlıca geçiyor. Daha hayata nasıl baktığımı anlatan yani aslında gitme isteği ya da yalnız kalma isteği gibi yorumlamaktan ziyade kendine has bir belki ahlak anlayışı öneren hayatı nasıl algılamak istediğimin altını çizen. Çünkü ben aslında bir söz yazarı olarak büyük iddiaları olan biri değilim. Kendimi her şeyden önce bir şarkıcı, bir müzisyen olarak görüyorum. Ve benim için birinci planda her zaman bu vardır. Fakat insanların hayatında yaptığım müzikle herhangi bir şekilde yer edeceksem ve bunun paralelinde bir iki çift laf söyleyeceksem bunların benim çok özümden inanarak, isteyerek yeri geldiğinde fısıldayarak, yeri geldiğinde çığlık atarak söyleyeceğim benim öz duygularım olmasına dikkat ediyorum. Dolayısıyla bunun planlanabilir hiçbir tarafı yok. Evet. Ama ben yani ben de bazen geçmişe dönüp bazı söyleşilerimi falan okuyorum da ilk günden beri bunu söylemişim zaten. Yani ben hapşırmak gibi içimden ne geliyorsa onu paylaşacağım ve bunun bana getirisi ne olacaksa da ona katlanacağım. Çünkü zaten genellikle katlanmak zorunda kalmıyorum neyse ki. Fakat o zaman yaptığınız şeyin orijinal olabileceğine inanıyorum ben. Yani gerçekten senin içinden çıkan. Yoksa bir takım klişeler üzerinde durabilmeyi herkes becerebilir. Bir de şu var yani seni biraz tanıyan birisi ve diğer albümlerini de hepsini takip etmiş olan birisi senin şarkı sözlerinin tamamının çok açık yüreklilikle seni anlattığını çok rahat anlayabilir. Yani diğer söz yazarlarında ve müzisyenlerde bu kadar kendini dışa vurma durumu pek söz konusu değildir. Çekinirler ama sende böyle bir şey yok. Ya doğrusunu söylemek gerekirse ben bunun çok ince bir ayarının olduğuna da inanıyorum. Hiçbir şeyi tamamen başka bir şeyle özdeşleştirmek doğru değil bana sorarsanız. Yani o yaptıktan sonra inan benim için de bir albüm oluyor. Yani ne o albüm tamamen beni anlatabilir ne de ben tamamen hissettiğim her şeyi bir albüme sığdırabilirim. Bu mümkün değil. Ama istiyorum ki hiç olmazsa çok yakın olsun. Herkesin hayal gücü çok geniş ve bence müziğin zevkli tarafı budur. Ben de bir albüm dinlerken kendi hayal gücümle o albümü bağdaştırmaya bayılırım. Dolayısıyla dinleyiciler ne yüklemek istiyorlarsa onu yükleyebilirler. O zaman ben kendi hayal gücümle neler bağdaştırdığımı sorayım. Tamam. Çünkü şu albüm işte Okyanus diye bir şarkıyla başlıyor ve
son hoşça kalla bitiyor. Zaten albüm başından sonuna kadar bir hikaye anlattığını düşünüyorum ben. Hep böyle bir yalnız kalma isteği ve her şarkıda bir yerlere gitme isteği var. Ve sen birisiyle konuşuyorsun ama o konuştuğun kişi de aslında sensin gibi bir şeyler algıladım. Son söylediğin şey genellikle benim yaptığım bir şeydir zaten. Yani biriyle konuşur gibi olup aslında kendime söylemek ya da kendime söylediğim gibi görünen bir şeyi aslında başkalarına söylemek. Benim zaten şarkı sözü yazarken başvurduğum, içimden gelen, severek başvurduğum bir yöntemdir. Hatta yöntem de değildir. Ben öylesini yapabiliyorum. Bu şarkı sözlerinin özellikle bu albümdekilerin ana özelliği her birinden 3 şarkı falan çıkacak kadar çok söz içermesi. Bu da Türkiye'deki müzik dinleyicisinin çok alışkın olduğu bir şey değil. Ama ellerine şiir formatında alıp okusalar bütün içinde barındırdıkları kafiyeleri hem de sadece sonda değil ortalarda da bulunan. Çünkü öyle şeylere ben çok kafayı takar ve çalışırım üstünde. Yani kendi içindeki matematiksel formülden söz ediyorum. Sadece bana sorarsan hakikaten her parçadan aslında 2-3 şarkılık malzeme çıkar. Bunun şöyle bir sebebi var. Ben çok laf etmeyi seven ya da işte derdimi anlatamadım biraz daha yazayım diye değil. Madem ki ben onların yani bir şey anlatmak istiyorum ve bu ne bileyim aşk acısı da değil. Hani çok büyük bir ortak paydaya dair bir konu da değil. Orada sen ben bu meseleyi şöyle bakıyorum diye bir şey anlatıyorsun nacizane. O zaman ben onu kafalarında en iyi resmedecek şekilde anlatmaya gayret ediyorum. O zaman bu böyle bir durumda da şeyin sonsuz oluyor. Yani benim mesela geçmişe yolculuk parçası için ki o şarkıyı böyle 15-20 dakikada falan yaptım. Ama resmen 15-20 dakikada kolum beynimden önce gidiyordu. 17 sayfa yazı yazdım. Yani ben şeylere çok fazla inanmıyorum. Çok büyük klişelere. Bu bana biraz dinleyicinin zekasını hafife almak gibi geliyor. Önemli bir şey bu söylediğim benim için. Yani bugüne kadar varsın en basit, en çok akılda kalıcı, en bu müziğim için de geçerli benim ve şarkı söyleyiş biçimim için de geçerli. Ben çok geniş bir aralık kullanarak şarkı söylüyorum. Halbuki insanlar genelde mırıldan anılacak şey, özellikle şarkılar. Özellikle son iki albümde daha da bu aralık genişledi. Beni dinleyen insanların bundan daha fazlasını beklediğini hissediyorum. Ve hayatta asla yapmayacağım şey onların algılama mekanizmalarını, zekalarını, dinleyici olmaya dair yeteneklerini hafife almaktır. Dolayısıyla o ana kadar rastlanmamış formları denemekten gerçekten hiç korkmuyorum. Çünkü yani bu da en başta konuştuğumuz konuya deniyor. Yapabilirsin, beğenilmez. Bu benim için şey değil ki. Yani benim için kendi açımdan yaşadığım tecrübeler, yaşadığım o karşılıklı ilişkiler, bu büyük yolculuk benim için önemli. 45 yaşına geldiğimde ne hissedeceğim benim için heyecan verici. Yoksa yani bütün dünyadaki şeylere bakıldığında, müzisyenlere, gruplara, herkesin kariyeri şeylerle doludur. Yani şaşırmacalarla, aa olmamış, aa süper olmuş. Bunlardan ben hiç korkmuyorum ya da olduğu zaman da Allah süper oldu diye çok büyük anlamlar yüklemiyorum. Ben bunu yapmak istiyorum. Yani ben her gün denenmekte olan insanların neredeyse artık şeyiyle dalga geçer gibi yapılan şeyleri haksızca buluyorum ayrıca. Bir de öyle bir durum aynı var. Şeyleri. Albüm adı Can Kırıkları ve bir kitaptan esinlenerek bu albüm ortaya çıktı. İsim ortaya çıktı. Kitabın ismi Can Kırıkları. Sonra şarkı ortaya çıktı. Sonra albüm adı oldu. Sen o İsmi görür görmez bir şarkıyı düşündün mü? Aynen, kafamda çaldı hatta düşünmek değil. Ya Kelimeler Yetse albümünden sonra hani böyle şirkete dinleyiciler ne bileyim mektuplar, güzel güzel şeyler gönderirler. Bir tane kalın bir zarf vardı yani içinde kitap olduğunu hemen anladım, hemen açtım. Böyle daha kitabı elime alır almaz isminden o kadar etkilendim ki. Yani çünkü hani, acı çok ortak, hepimizin farklı biçimlerde yaşadığı çok ama fiziksel olarak çok ortak bir şey. Ben bunun hiç bu kadar farklı ve ama derin ifade edildiğine rastlamamıştım. Hatta imrendim de. Nasıl benim aklıma gelmez diye çünkü böyle kelime oyunu da var. Ve yani hemen kafamda şey dönmeye başladı. Ama aynı zamanda hemen arkasından konserler ve turneler başladığı için hemen kaydetmedim.
Bu sözünü ettiğim yine o toplu dönemde, onu ilk bu albüm için parça odur mesela. Ve çok kısa sürede yani hemen pat pat pat. Çok belliydi yani. Şimdi çok ilginç sorular soracağım sana. Şuradan ilginç. Çünkü bütün sanatçı arkadaşlarımızın internette fan siteleri var ama seninkiler daha organize biçimde çalışıyor. Ve bana ulaştılar. Bir şekilde seninle röportaj yapacağımı tahmin ederek fan siteleri adına, izleyiciler adına birkaç soru sormamı istediler. Tamam, ben de şimdi onların sorularını soracağım sana. Şebnem Ferah yurt dışına açılmayı planlıyor mu? Hayalini kurduğumuz Wolvox'tan bu yana dinlediğimiz ve dinlemek istediğimiz İngilizce şarkılarla albüm yapacak mı? Ben eski şirketimdeyken, Universal dış ilişkileri olan bir şirket olduğu için bu konuda aslında biz çok olumlu ve iyi bir noktaya gelmiştik. Fakat Universal Türkiye'deki kapılarını kapattıktan sonra bir süre için en azından benim için de o ihtimal söz konusu değil. O kanaldan olan kısım. Fakat ben bu işte yurt dışına biraz da böyle şeyler için gidip geliyorum, gözlemlemek için. Özellikle Amerika seyahatimde iyice ikna oldum ki bu işin yolu masa başında karar verip Türkiye'de böyle böyle bir sanatçı var, onun böyle böyle albümleri var falan. O öyle yaşamak olacak şey değil. Benim nasıl burada Türkiye'deki geçmişime bakıldığında işte ortaokul lisede grupta şarkı söyleyen bir kızmışım. Sonra enstrümanlar çalmaya başlamışım. Amerika'da bir kemancı bulup orada çalmaya başlaman lazım. Amerika'da kemancı çok. Benim oraya bu şeyle gitmem gerekiyor. Yani buna karar verip hayatımın da en az 4-5 yılını buna adayıp bunun başka yolunu ben görmüyorum. Deneyenler de çok uzun aşamalardan geçtiklerini görüyoruz. Bu da çok büyük bir karar. Gerçekten buradaki her şeyinizi bırakıp ben bundan sonra hayatıma bu şekilde yön vereceğim. Çok istediğim bir şey ama sadece beni ilgilendiren bir şey değil. Yani hayatımın 4-5 yıl sonrasıyla ilgili bir şey. Ben burada bile 4-5 yıl sonra ne olacağını bilmiyorum. Fanların ikinci sorusu. Şebnem Ferah'ın konser performansını biz fanları çok beğeniyoruz ve farklı buluyoruz. Şabo konser görüntülerinin içinde olduğu bir DVD albüm yapmayı düşünüyor mu? Parantez içinde Şabo'nun farklılığa açık olduğunu biliyoruz. Yani isterse yapmasın. düşünüyorum öyle bir şey. Fakat bunun çok iyi bir repertuara sahip olmasını istiyorum. Onun için bunu çok erken yapmadım. Yani belki 6-7 albümden sonra ya da 4-5 albüm aslında şu anda da yeterli aslında materyal vakti geldi var. Bence vakti geldi. Böyle bir şey düşünüyorum ama şimdi önce birlikte bu albümün bir keyfini çıkartalım dinleyicilerle birlikte. Ondan sonraki aslında planlarım arasında ilk olarak bu var. Hatta böyle bir şeyi beklediklerini duymak benim hoşuma gitti çünkü tesadüfen planlarımız uyuşmuş oldu. Fanlardan gelen son soru. Biz Şebo ile arkadaş kadar birbirimize yakınız. Şebnem Ferah fanları hakkında ne düşünüyor? Düşünmekten önce onları seviyorum ve onlar benim için fan değil. Beraber büyüdüğüm arkadaşlarım. Müzik yapmak tek taraflı bir şey değil. Hani dedim ya az önce, ben onları yapıp evde kendi kendime de bir yere kadar mutlu olabilirim ama yaptığım şeyi asıl anlamlı kılan, asıl mucizevi kılan, asıl güzel, hoş kılan onların gösterdiği bazı reaksiyonlar. Ben bunları çok değerli buluyorum. Dolayısıyla onların varlığı benim için çok önemli. Onları zaman zaman beklentilerini karşılamak, zaman zaman ötesine geçmek, zaman zaman gerisinde kalmak, bütün bu yolculuğun bütününü onlarla yaşayabilmek, onların evlerine girebilmek, birilerinin benim sesimi dinlediğini bilmek, konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor. Benim için çok kıymetliler. Dolayısıyla tabii ki günlük bir arkadaşım kadar sık görüşüyor falan değiliz. Fakat yani mümkün de değil. Ama hakikaten bunu klişe olarak söylemiyorum. Gerçekten önem, değer verdiğim bir mesele bu benim. Yani konserler öncesinde bu kadar heyecanlanmamın, albüm çıkarırken artık bu 5. albüm, ben azalır diye zannediyordum ama yine artarak bu kadar heyecanlanmamın aslında en büyük sebebi onlarla buluşunca ne olacağı heyecanı.
Ve bunu çok dile getirmeyi de doğru bulmuyorum. Bu karşılıklı birbirimizi hissederek oluşan bir ilişki. Çünkü böyle bir şey kimse kimseye dikte edemez. Yani ne ben onlara edebilirim, ne onlar bana edebilir. Bu kendiliğinden oluşan bir şey ve kendiliğinden oluşan bir şeye sözle çok müdahale etmemek gerek diye düşünüyorum. O zaman Can Kırklar albümünde biz de sana başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Benim belki de...